Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda piyasaları analiz ettikten sonrasında birçok öğrenci arkadaşımız yazıyor. Hocam şu anda hangi coin'i alabiliriz en düşük fiyatlarda? ve bu coin gerçekten değer kazanır. Bizi ileride güzel yerlere getirir şeklinde soran arkadaşlarımız var. Onlar için güzel bir sepet yaptım. Yani gelecekte arkadaşlar çok çok iyi yerlere gelebilecek olan kaliteli projeleri onlar için araştırdım. Ve arkadaşlar bildiğiniz gibi daha önce kanalımızda vermiş olduğumuz AXS coin yani Axi Infinity isimli coin 70 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Biz kanalımızda çok 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 düşükken vermiştik arkadaşlar. Bu coin'in izinden gidebilecek iki tane daha coin tespit ettim sizlere. Bunu da siz Paylaşacağım bugün dolu dolu bir videomuz olacak arkadaşlar. Şimdi hemen analizlerimize başlayalım. Bitcoin'den başlıyoruz arkadaşlar. Bitcoin'de bugün yine hafta sonundan dolayı akümüle olduğumuzu görüyoruz. Hatta sizlere şunu söyleyebilirim şu anda Bitcoin'in fiyatı 48.430 dolar seviyelerinde. Ben bugün arkadaşlar Bitcoin'de 49.000 dolar seviyelerini geçeceğimizi düşünüyorum. Yarında özellikle Bitcoin'de güzel hareketlerin tekrardan bir 50.000 dolar bandının test edileceğini düşünüyorum. Fakat bu tamamen şahsi düşüncemdir arkadaşlar. Siz stoplarınızı koymayı unutmuyorsunuz. Bitcoin'de stop konulacak noktalardan bir tanesi 47 bin dolar şu anda. 51 bin 206 dolarda da direncimiz var. Bollinger bandıyla baktığımızda esneklik yerimiz var mı arkadaşlar? Evet esneklik yerimiz var. Hatta üst bandın 51 bin 206 dolar seviyelerine doğru yaklaştığını görüyoruz. Yani bizim direnç seviyemize doğru ilerliyor. Bitcoin'de dediğim gibi artık bugünden sonrasında tekrardan hafta içinde yükseliş yönlü hareketler bekliyorum. Yıl sonu beklentileri çok çok yüksek. Bitcoin'de çoğu analist 100 bin dolar seviyelerinin yıl sonunda geçileceğini düşünüyor. Fakat biz manipülatif haberler arkadaşlar kulak asmıyoruz. O yüzden stoplu ve temkinli şekilde ilerliyoruz. 48.406 dolar şu anda güzel şekilde ilerliyor Bitcoin. Hemen Ethereum'a geçelim. Ethereum'dan baktığımızda arkadaşlar. Bollinger'in orta bandının altına bugün sarktığını görüyoruz. Hemen Bollinger'i kapatalım ve grafiğimizi biraz daha büyütelim. 3232 dolardaki arkadaşlar direnci zorluyor şu anda. 3181 dolar seviyelerinde olduğumuzu görüyoruz. 2841 dolarda arkadaşlar gördüğünüz gibi desteğimiz kırmızı olarak işaretli ve aşağı yönlü düşmemesini bekliyoruz. Bu direnci aşması gerekiyor Ethereum'un. Özellikle 3232 dolardaki direnci bu çok çok önemli Bitcoin için ve altcoin'ler için. Altcoin market cap çok çok düşmedi. Fakat Ethereum bildiğiniz gibi altcoinlerin lideri. Uzun vadede Ethereum kesinlikle üzmeyecek bir coin zaten. Uzun vadede tutan arkadaşlarımızın içleri rahat olabilir. Özellikle Bitcoin'le yarışabilecek bir tane altcoin varsa arkadaşlar bu da Ethereum'dur. Bundan dolayı da dünkü videomuzda da zaten uzun vadede zengin olmaya hazır ol Ethereum şeklinde bir videomuz vardı. Ethereum'a olan güvenimizi bu videoyla da ortaya koymuştuk. Dominansa baktığımız zaman %44.02 dominans seviyemiz de gayet güzel. %40'ın altına inersek altcoinleri de daha güzel hareket bekliyoruz. Altcoin market cap'e hemen bir bakalım. Altcoin market cap'te 1 trilyon 159 milyar dolar seviyesindeyiz ve Altcoin market cap'te 1 trilyon altına düşmememiz bizler için çok çok önemli arkadaşlar. Hemen az sonra sepetimize geçeceğiz. Fakat daha öncesinde daha önce kanalımızda yer vermiş olduğumuz Smax Coin vardı arkadaşlar. Smax Coin ile ilgili önemli bir gelişme var. Gateio borsasında listeleniyorlar. 30 Ağustos'ta oylama var arkadaşlar Gateio'da. Ben bunu ekibe sordum. Dedim ki bu oylama sonucunda başarısız olursak listelemeye gelmeyecek mi? Listelemenin geleceğini söylediler. Anlaşmanın yapıldığını söylediler. Bundan dolayı da Gateio borsası Smax Coin'de gelecek. Smart, zaten arkadaşlar NFT projesi bildiğiniz gibi Certik'ten güvenlik raporunu almışlardı ve daha önce de birçok kez incelemiştik. Gördüğünüz gibi iş ortakları olarak Certik firmasının da iş ortaklarının içerisinde bulunduğunu, Binance Smart Chain'in de iş ortakları içerisinde bulunduğunu görüyoruz. Tüm verileriniz blockchain ile güvende şeklinde bir sloganları var. DeFi projesi, NFT pazar yeri ve Binance'ın akıllı zincirini birleştiriyorlar tek projede ve hemen arkadaşlar Smart Coin'in şu anda güncel fiyatına bakalım. 0.30 dolar seviyelerinde piyasalarda arkadaşlar baktığımız zaman marketlerinde PancakeSwap'ta, BitMart'ta ve Biki borsasında vardı. Büyük bir borsada bulunmuyordu. Bundan dolayı da hacim 2 milyon dolar seviyelerindeydi. Gate.io arkadaşlar biraz daha hareket katacaktır Smartcoin'e. Daha da büyük borsaların gelmesini bekliyoruz Smartcoin'de. Hemen Twitter sayfalarında da baktığımızda Burada da arkadaşlar GTO listesinin 31 Ağustos'ta geleceğini duyurdular resmi olarak. Yani oylamada arkadaşlar oy kullanacak kişilere ödül olarak coin dağıtılacağını söylüyorlar. Gördüğünüz gibi GTO'nun da zaten oylama listesinde GTO listelemesi için Smart Coin'e oy kullanı şeklinde bir slogan var. 30'unda yani Türkiye saatiyle yarın akşam 5'te başlıyor bu oylama. Buradan da oy kullanabilirsiniz. Zaten birçok takipçimizin de GTO hesabı bulunuyor şu anda. GTO'da arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 milyon oy hedefi var Smax Coin'in. Bunu da rahatlıkla aşacağını düşünüyorum. Smax çünkü gayet kaliteli bir proje. Özellikle NFT ve DeFi tek projede birleştirmeleri projenin zaten başarısını ortaya koyuyor. Benim de güvenmiş olduğum projelerden bir tanesi. Arkadaşlar şimdi hemen CoinMarketCap'te komple market e bakalım. 2 trilyon dolar seviyelerin üzerindeyiz yine. 2 trilyon doların altına inmediğimiz süreçte bizler için gayet Evet, güzel arkadaşlar Piyasalar en çok artan coin Tezos olduğunu görüyoruz. %16'lık bir artış. Arweave'in arkadaşlar yine %16. Rewind coin'in de arkadaşlar %14 seviyesinde arttığını görüyoruz. 7 günde en yüksek artış yapanlara baktığımızda yine Tezos baş çekiyor arkadaşlar. Hemen şimdi öğrenci işi altcoin sepetimize başlayalım. Birçok arkadaşımız hocam uzun vadede ben ne alayım da para kazanayım. Benim sabrım çok ama ben hangi coin'i sepetime ekleyip de bunlarla ileri vadede zengin olabilirim şeklinde soran birçok öğrenci arkadaşımız vardı bugün özellikle onlar için analiz yaptım ve daha öncesinde de takibimde olan birçok coin vardı. Bunların fiyatları şu anda uygun seviyelerde olduğundan dolayı bunlardan bir sepet yapabilirsiniz. Bunun adını da arkadaşlar emeklilik sepeti koyalım isterseniz. Özellikle şu anda öğrenci olan kişiler bir 5-10 sene sonrasında bu coinlerden çok çok iyi yerlere geleceklerini söyleyebilirim. Özellikle az miktarlarda alarak fiyatlarda zaten şu anda çok çok düşük Birinci coin'imize geçiyoruz. Çok kaliteli bir proje arkadaşlar. Digibyte kısaltması DGB şeklinde geçiyor. Şu anda güncel fiyatı 0.0634 dolar seviyelerinde. Dolaşımda 14 milyar adet var. Maksimum arzı 21 milyar adet. Projelerin içerisinde arkadaşlar çok çok kaliteli bir projedir Digibyte. Benim özellikle sevdiğim projelerden birisi. Şu anda Binance borsasında, KuCoin'de, Bitrex'te yani büyük kaliteli borsalarda var. Digibyte aslında benim çok uzun süredir takipimdeydi. Fakat CEO'su bildiğiniz gibi Binance borsasının CEO'su ile biraz araları limoniydi. Bundan dolayı Binance'da listelenir mi listelenmez mi bunu bilemiyorduk. Fakat Binance'da listelemesi geldikten sonra projeye olan güvenim kat ve kart arttı. Bu coin arkadaşlar o kadar hızlı ki transfer işlemlerinde gönderdiğiniz anda karşıya geçiyor. Benim o zaman en çok ilgimi çeken bu olmuştu. Ve proje mükemmel bir proje arkadaşlar. Uzun vade sepetlerimize koyabiliriz. Yani bizi ileri de emekli eder mi derseniz evet arkadaşlar emekli edebilecek coinlerden bir tanesi. Bir diğer projeye geçiyorum. Yine çok kaliteli bir proje arkadaşlar. Zilika kısaltması zil şeklinde geçiyor. 0.10 dolar seviyelerinde şu anda. Yine öğrenci işi bir alt altcoin. Yani dogecoin falan alacağınıza bu coinleri alın arkadaşlar. Yani bir adet dogecoin'im olacağına ben o paraya 4 adet digibyte alabiliyorum. Kaldı ki kat be kat kaliteli. Zilika da da mesela 2 adet zilika alabiliyorum. Hatta 2.5 adet zilika alabiliyorum. Yani her zaman bu iki coin'i tercih ederim. Niye tutup da dogecoin'i tercih edeyim? Elon Musk'ın ağzına bakayım. Bundan dolayı bu coin'leri özellikle takip edin. Maksimum arzı 21 milyar adet yine aynı. Dolaşımda 11 milyar adet var Zilika coin'den de. Yine Binance borsasında da listeli olan bir coin. Bitamp'ın ana borsasında Huobi Global'de, KuCoin'de hepsinde listeli olduğunu görüyoruz. GTO'da da var, Bitfinex'te de var, Bitrex'te de var. Yani bu coin'in ne kadar kaliteli olduğunu borsalarından bile anlayabilirseniz 79 milyon dolarlık da 24 saatlik hacmi var çok çok kaliteli bir coin. Özellikle emeklilik sepetlerinde kesinlikle Digibyte ile beraber bulunması gereken coinlerden bir tanesi. Bir diğer coinimize geçiyoruz. Dent coin arkadaşlar. Dent'i altcoin sepetlerimizde önceden verdiğimizde aşırı derecede düşüktü arkadaşlar. Ve birçok arkadaşımız çok güzel şekilde para kazandılar. Sonrasında tekrardan geri çekilme geldi. Fakat arkadaşlar Dent'in öyle bir projesi var ki esim projesi. Ve esim projesinde de arkadaşlar elektronik simde Apple'la ve Samsung'la anlaşmışlardı. Bunu aylar öncesinde duyurmuşlardı. Yani yakında arkadaşlar Apple telefonlarda ve Android tabanlı telefonlarda artık sim kart olayını kaldırmayı planlıyor Dentcoin. Ve elektronik sim olarak telefonun hafızasına bir kodu kodlayarak sizin sim kartınızın telefonun içerisinde olmasını ve harici bir sim karta ihtiyaç duymayacağınızı söylüyorlar. Proje aslında çok çok farklı bir proje. Çok çok kaliteli bir proje. Fakat hak ettiği yere hiçbir zaman gelemedi arkadaşlar Dentcoin. Şu anda Binance'da var. Kucoin'de var. Binance'da daha önce USDT paritesi kaldırılmıştı. Tekrardan koydular arkadaşlar. FTX'de var. de var. Upbit borsasında var. Yani kaliteli borsalarda bulunuyor. Yine uzun vade emeklilik sepetlerinde bulunması gereken coinlerden birisi. Yani ağırlık olarak arkadaşlar ağırlığı verebileceğiniz coinleri sizlere sayacağım. Daha sonrasında da az miktarlarda koymanız gerekenleri de sizlere söyleyecek. Bir diğer coinimize geçiyoruz. Polymate arkadaşlar. Güvenlik sistemleri üzerine çalışan bir coin. Sertik'ten de zaten güvenlik onayı aldılar. 0.35 dolar seviyesinde şu anda. Ben bu piyasaya ilk girdiğimden beridir neredeyse hep arkadaşlar gözüm Polymate'in üzerindedir. Sevdiğim bir projedir. Kaliteli bir projedir. Maksimum arzı 1 milyar adet ve 621 milyon adet dolaşımda var şu anda. Piyasalarına baktığımızda yine Binance borsasında Coinbase'de Huobi Global'de bulunduğunu görüyoruz. Polynex'de de var mesela büyük borsalardan Upbit de var. Yani dediğim gibi sepetlerde kesinlikle yine bir miktar bulunması gereken coinlerden bir tanesi. Bir diğer coin'imize geçiyoruz arkadaşlar. Elektronium. Elektronium da 0.012 dolar seviyesinde şu anda. 24 saat hacmi çok az. 1 milyon 720 bin dolar seviyelerinde. Dolaşımdaki arzı 17 milyar adet ve maksimum arzı 21 milyar adet olacak. Piyasalarda kaliteli borsalara hala giremediler. Fakat cep telefonu çıkarttılar. Daha sonrasında farklı projeleri var. Uygulamaya geçiriyorlar. Bence firmanın tek yanlış yaptığı yön arkadaşlar Afrika ülkelerine yöneldiler. Yani Avrupa yerine Afrika'ya yönelmeleri biraz daha projenin yavaş büyümesini sağladı. Zaten burada Afrika borsalarında da listeler. Gördüğünüz gibi Artist Turba mesela Afrika borsası. Bu borsada da listelendiler. Çünkü Afrika'ya ağırlık verdiler. O tarafa ağırlık vermelerinden dolayı da hacim düşük kaldı. Büyük borsalara giremediler. KuCoin, Huobi gibi yine iki tane büyük borsada bulunduğunu görüyoruz. Fakat Binance gibi, Bitrex gibi, Bitfinex gibi, Coinbase gibi borsalara giremediler. Buralarında kapısını aşındırıyorlar arkadaşlar. Eğer birisine girerlerse çok ciddi hacim girecektir. Elektronyum çünkü gerçekten benim white paper'ını A'dan Z'ye bildiğim bir proje. Ve çok çok kaliteli bir proje. Ekibi de çok kaliteli. CEO'su da çok kaliteli. Bundan dolayı sepetlerde yine bir miktar bulunduruyoruz. Ve son coin'imize geçiyoruz arkadaşlar. Emeklilik edecek coin'lerimizde linear coin. Kısaltması lina şeklinde geçiyor. 0.058 dolar seviyesinde şu anda. 10 milyar adet maksimum arzımız var. Piyasalara baktığımızda yine Binance borsasında temin edebiliyorsunuz hobi bir tam getiyor gibi borsalarda bulunuyor. Büyük borsalarda MXC'de de var mesela. Bu borsalardan temin edebiliyorsunuz. Yine uzun vade sepetlerimizde olması gerekiyor. 46 milyon dolarlık hacmi var. Şimdi sizler arkadaşlar sepetinizin yoğunluğunu söyleyeyim. Yani hangi coinlerden sepetinize fazladan ekleyin mesela. Şimdi arkadaşlar sepetinizin %25'i Digibyte'dan oluşsun. Sepetinizin kalan %25'i Zilliqa'dan oluşsun. Sepetimizin %50'si dolmuş oldu. %15 arkadaşlar Polymate'den oluşsun. %15'i de Linear Coin'den oluşsun. %80'i dolmuş oldu sepetimizin. Kalan %20'lik kısımda da arkadaşlar Dent ve Elektronyum bulunsun. Yani sepetimizin yüzdesel dağılımını da söylüyorum sizlere. Bu şekilde bir yüzdesel dağılımını uzun vade emeklilik altcoin sepeti özellikle öğrenci arkadaşlarımız Z kuşağı dediğimiz arkadaşlarımız yatırımlarını yapabilirler ve uzun vadede para kazanabilirler. Çünkü kripto para piyasası bildiğiniz gibi daha yeni emekleyen bir bebek gibi daha da büyüyecek. Bundan dolayı da arkadaşlar bu coinler sepetlerde bulunması gereken coinlerden bana göre. Öğrencişi altcoin sepeti dediğimiz sepetlerde. Ve arkadaşlar birçok kişi bana soruyor. Hocam Axie Infinity'yi sepetinizde vermiştiniz çok çok ucuz fiyattan çok güzel para kazandırdı bize. Artık yeni Axie Infinity hangisi olabilir? Sizlere 2 adet coin belirledim arkadaşlar. Bir tanesi Decatrand. Kısaltması mana şeklinde geçiyor. Bunu daha önce sepetlerimizde de vermiştik. Yine çok ucuz coinlerden bir tanesiydi. 1 dolar seviyelerinde şu anda. Fakat bu coin arkadaşlar 30 dolar 40 dolar seviyelerine çıkmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü o kadar farklı ve kaliteli bir proje ki 3 boyutlu şehirler oluşturuyorlar. İlk NFT coinlerinden bir tanesi arkadaşlar. Daha NFT'nin adı duyulmadan önce Mana Coin NFT işiyle uğraşıyordu. Maksimum arzına baktığımızda 2 milyar 195 milyon adet var ve 1.80 milyar adeti dolaşımda piyasalarına hemen baktığımızda ise arkadaşlar yine Binance borsasında Huobi'de Coinbase'de Temin edebiliyorsunuz Kraken borsası Gemini borsası Tüm kaliteli borsalarda bulunuyor Yeni Axie Infinity Bana göre Mana coin ya da şimdiki vereceğim arkadaşlar The Sandbox olacak The Sandbox'ta arkadaşlar yine bir NFT projesi oyun üzerine çalışıyorlar Maksimum arzı 3 milyar adet Şimdi Axie Infinity'nin maksimum arzı 270 milyon adet diye yanlış hatırlamıyorsam Fakat bu coinlerin maksimum arzı biraz daha fazla olsa bile bu coinler arkadaşlar boş projeler değiller. Yani yeni Axie Infinity'nin fiyatlarına çıkabilecek olan iki proje bir tanesi Mana bir tanesi de The Sandbox arkadaşlar. Piyasalarını hemen söylemem gerekirse de Binance, Huobi Global, Bitamp gibi, KuCoin gibi, FTX gibi borsalarda bulunuyor. Bitrex gibi. Bu coinlerden de yeni Axie Infinity olacağı için arkadaşlar elinde Axie Infinity bulunan arkadaşlarımız yeni dağılımlarını da bu iki coin'e yapabilirler. Axie Infinity'nin belli bir miktarıyla kar çıkışı yapılarak. Şu anda The Sandbox'un da 1 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Bu iki coin de çok çok kaliteli iki proje NFT projesi. Yani Axie Infinity ile yarışırlar arkadaşlar kalite olarak bunu sizlere söyleyebilirim. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. hoşça kalın.